Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında bu haftaki konuğumuz Evren Turan. Evren Turan'la yaklaşık bir ay önce bir röportaj yaptık ama seste küçük bir sıkıntı vardı. Size de tabii röportajı sorunsuz bir şekilde aktarmak istediğimiz için röportajı hemen geri çektik. Kaptanlar rica ettik, o da sağ olsun geldi. Ve enerjimiz daha da iyi şu anda. Daha iyi bir röportaj yapacağız umuyoruz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk Atakan. Her işte bir hayır varmış, evet, ne evet. Yapalım? Şimdi daha güzel olacak ama inşallah. İnşallah abi. Nereden başlayalım? Kocaeli'den başlayalım kaptan. Vallahi tabii ilk normalde Süper Lig'de ilk oynadığım takım Kocaeli Spor, biliyorsun. Kocaeli'nin bende çok ayrıdır yeri. Tamam, Galatasaray Evren olarak şu an herkes beni biliyor ama Kocaeli'de Evren aslında çok daha eskiden çok daha iyi bilirler onu. Orada Evren oldum ben aslında. İlk başlangıç oydu. Kocaeli Spor'a gidişim de aslında hikayesi de çok farklı. Onu da anlatayım. Balıkesir'de oynuyordum ben normalde. Oradan hem Kocaeli Spor hem Gaziantep Spor istiyordu o dönemde. Hem Ümit Milli Takım'da oynuyorum. Genç bir takımlarda oynamışım. Yani Milli Takım'da oynayan, takip edilen bir oyuncuyum. Emre'yle beraber, Emre Aşık tabii Balıkesir'de o zaman. İşte o sene o Fenerbahçe'ye gitti, ben Kocaeli'ne geldim. Ama Antep de beni çok istiyordu. İşte kaçırıyorlardı. O zaman Kambur Eraro vardı. Yani sen onu hatırlar mısın bilmiyorum. Hatırlarım. Oyuncuları kaçırırdı onu. O zaman kaçırma... Abi nasıl kaçırıyor mesela? Ya ne yapıyor abi? Gel çay içelim. Ha, çuval mı geçiriyorlar? Ne yapıyorlar yok, abi? Ya yok, yemek yiyelim. Şurada bir oturalım filan. Seni alacağız filan. Tabii sen havaya giriyorsun. Yani hani seni birileri alacak filan. İşte orada iki gün otelde kaldıracağız seni. Ondan sonra yöneticiler gelecek, götüreceğiz filan. Tabii o bir macera var ya orada. Tabii. Bir de seni kaçırıyorlar, istiyorlar. Kaçırıyorlar. Yani hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. 2-3 gün oteldesin filan. Bekliyorsun filan. Her neyse, ben gitmedim sonuçta ama gidecektim. Ama gitmememin sebebi şuydu. Kocaeli Spor daha önce beni istemişti. Biz de o dönemlerde, bilmiyorum şimdi bu dönemlerde var mı bilmiyorum da, söz çok önemliydi. Yani söz senet gibiydi. Yani söz verdiğin zaman tutacaksın. Yani ben öyleydim. Yani ben sözümü vermiştim. Aramızda bir anlaşma yoktu. Ön protokol yoktu. Ben dedim Kocaeli'ne gideceğim. Söz verdim o zaman. Antep ondan sonra devreye girdi. Oraya gitmedim. Ayvalık'a götüreceklerdi beni. Bir otel ayarlamışlardı. Geleceğim, edeceğim dedim. Ben otobüsle, maç bitti, Kocaeli Spor'a. Kişi geldi, beni aldı, götürdü. Tabii beni o zaman Rainer Zafting Balıkesir Spor'da izlemiş birkaç maç. Oradaki gazeteci abilerimden birkaç kişi beni izlemişler. Sefa Sirmen, işte o zaman Kocaeli Spor'un başkanı, ona söylemişler. Ama Zafting hem istedi beni, istediğinde de İstediği an, ondan sonra 15 gün sonra Galatasaray'a gitti. Ha, Galatasaray'a yani, gitti. Beni istedikten işte sezon sonuna doğru anlaşamadı Kocaeli Spor'la, Galatasaray'a gitti. Ama artık beni listeye vermiş oldu. Beni de çağırdılar. Ben de anlaştım Kocaeli'yle. İyi ki de anlaşmışım. Yani Kocaeli benim için çok önemli. Başlangıcım öyle oldu. Tabii Rainer Zaftik'in listesinde gelince onun oyuncusu olarak geldim. Kadroda kimler var? Zeki Önatlı, Turan Uzun, Beşiktaşlı biliyorsun. Evet. Faruklar, Sakal Faruk Baba. Ergun abi forvet, Bolu'dan Arif. Yani öyle bir kadro yok. Osman stoper. Papazlar ordusu ve Ali İbrahim. Hem papazlar ordusu abi, hem iyi futbolcularla dolu bir takım. Hem iyi futbolcu, hem yaş ortalaması 30. Yani veteran takımı. Hayır, herkese en öpede mi geçiyorsunuz abi? Sonra Yusuf abi geldi düşün Galatasaray'dan en son. Tabii Mustafa Hoca anlaştı dediler sonra. Ben anlaştıktan sonra Mustafa Denizli. İyi dedik. İşte Mustafa Denizli'nin yanında şu an İlyas Tüfekçi vardı o zaman. Yardımcısı oydu. İlyas Hoca geldi. Kampa gittik Almanya'ya, ama kampa giderken şöyle bir şey oldu. Ben Ümit Milli Takım'da oynamışım. Flash transfer gelmişim, bana bir bonservis ödenmiş. İlyas Hoca falan geldi, o ara bir dedikodu falan var. Kampa götürülmeye falan bilirsin falan diyorlar bana. Benim beynim döndü. Ya ben buraya transfer gelmişim. Ben yani sonuçta Milli Takım'da oynayan bir oyuncuyum. Saçlar uzun, o zaman gündemdeyim. Emre Aşık işte Fener'e gitmiş. Yani transferin gündeminde olan Kocaeli'yi seçmişim. Büyük takıma da gidebilirdim. Tabii bir üzüntü falan şey oldu. İlyas Hoca geldi o zaman. Evrendi, kampa gideceksin, sen kadrodasın dedi. Sen genç oyuncusun. Bir de Nuri vardı bizim. Evet. Kocaeli Nuri. Her neyse, biz kampa gittik. Zar zor attık kendimizi kadroya. Kampta tabii çalışıyoruz. Genç adamız, koşuyoruz, ediyoruz falan ama Mustafa Hoca hiç suratıma bile bakmıyor. Antrenmanlarda şey yapıyor. Hazırlık maçlarında hiç oynatmıyor. Yani ben dedim hiç şans yok herhalde ama ben halen çalışıyorum. Yani belki bir hazırlık maçı oynatır. Orada bir maç bir 45 dakika oynadım. 6 tane maç yaptık düşün Almanya'da. Bir de bir 20-25 dakika girdim. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Çok çalışmadık. Yani Mustafa Hoca biliyorsun. Mustafa Hoca çok iyi oyuncudur ama. O zamanki kamp dönemleri falan. Dobrovski tabii geldi, transfer oldu. Kaan Dobra şimdi. O zaman çok süratli işte.
Dobroz gibi geldi, yemin ediyorum zargana gibi. Açlıktan ağzı kokuyor, ölmüş. Adam geldi, aa bu şene böyle. Ama bir suratle tutamıyorsun. Yani abi böyle, gibi. Böyle bir şey olamaz. Yani onunla kimse, o hani çıkışlar oluyor diye depar atarsın. Evet. Kimse yan yana gelmek istemiyor. İstemiyordum. Çünkü çıkarken adam yok yanında. O orada yani o kadar suratli. Yemin ediyorum. Dobro da var takımda tabii o zaman. Döndük işte İstanbul'a, Kocaeli'ne döndük. Maçların başlamasına yalan söylemeyeyim 15-20 gün var. İşte kadro şöyle olacak, böyle olacak. O zaman tesisler daha yapılmadı Kocaeli'nin. Şehrin dışındaki bir fabrikanın içinde yapıyoruz antrenmanları. Maçların başlamasına bir hafta var. Orada çift kale yapılıyor. Ondan iki gün sonra Ulvi'nin jübile maçı var, Ulvi abinin Beşiktaş'ta. O maçı oynanacaksın. Beş gün sonra da lig maçı var. Samsun Spor'la ilk lig maçına çıkacağız Kocaeli'de. Ben bırak 18'e girmeyi. Çift kaleye almıyor hoca beni. Kocaeli'de o zaman. Son çift kale, yani maça gideceğiz. Hazırlık maçında bari bir maç oynasın, beni görsün yani hoca. Hiç görmedi bile beni yani. Çift kale oldu. Bir baktım 22 kişi, 11-11. Gençlerden oyuncular aldılar işte A takımdan falan. Yine 22'de yoksun. Sen de düz koşu yap bana. Abi böyle bir şey olamaz. Beynimden şeyler döndü yani. Bir hafta başlayacak lig. Bırak hazırlık maçında bile daha adam beni görmedi hoca yani. Allah Allah. Ben turu atıyorum tabii. Tur atarken bu ara ağlıyorum. Sinirimden artık gözlerimden yaşlar. Hırstan o kadar hırslıyım ki yani. O ara İlyas Hoca, İlyas Üfekçi Hoca. Seni ağlarken gördü. Ha, o oradan beni gördü. Ben sonra işte attım. Artık ne kadar koştuğumu ben hatırlamıyorum. 90 dakikada orada ben abire turluyorum sinirimden. O bana orada işaret yaptı dur diye. Ben durdum işte mekik şey çekiyorum ama bu arada onu çekerken de Şinem ağlıyorum abire. Dedim oğlum sakin ol, ne yapıyorsun dedi ya. Yapma bunu dedim hocam, yeter. Bir tane dedim maç ben oynayamayacağım mı, kendimi gösteremedim dedim ya. Tamam çok tecrübeli bir takım ama ben dedim bir şans olarak milli takımda oynamış, beni bilinen birisi olarak benim oynamam lazım. Milli maçları var. Ben buraya oynamaya beklerim. Ama çift kalede de oynamayacak kadar bir oyuncu değilim dedim. O benim tabii ağladığımı gördü ya. Sen dedi, iki gün sonra dedi, Ulvi'nin maçında 11'de sahaya çıkacaksın. Ben tabii iki önce ya hocam yapma dedim yüzünüzüm. Hoca beni dedim antrenmana almıyor, maçta mı oynatacak? Dedi oğlum sana söz veriyorum ben. Ben dedim oynattıracağım seni. Ama dedi bak bu senin çok önemli bir şans. Burada oyna işi götür. Sen de bulursa olduğu sürece sen bu işi başarırsın dedi. Bana onu dedi ya of. Bekliyorum ama inanmıyorum bir taraftan da. Yani şimdi 50-50 yani. Yani çok inanıyor. Yani bir taraftan içimde çok şey var. Yani iyi düşünüyorum. Belki olur diyorum. Bir taraftan da son bir aylık şeye bakıyorum. Kamp döneme, bu döneme. İmkansız yani. Her neyse atladık otobüse gittik İnönü'ye. Orada oynanacak maç. Soyunma odasına girdik. Ben tabii hiç yine beklemiyorum kendimi, çünkü demoralize olmak istemiyorum. Zaten o 30-40 günlük o olayda demoralizeyim. Ama da manyak gibi de çalışmışım. Zaten gencim. Yani 19 yaşında. Yerinde duramıyorsun. Yerimde duramıyorum. Yani sırf koçta yeter yani. Bırak yeteneği falan. Hoca bir kadroyu açıkladı. Beni söyledi. Evren dedi. Oo, ben var ya bözler böyle. Bir anda beynim döndü. Dedim abi içimden, topu yersin yani. Ben içimden helal olsun dedim. Ağla Evren geldi bugün. Peki bir şey sorayım. İlyas Üfekçi nasıl bir cümle kurmuştur da Mustafa Hoca ikna etmiştir? Bilmiyorum nasıl ikna etti onu İlyas Hoca biliyor. Çünkü ondan sonra öyle çok bir şey konuşmadık. Çünkü sana söz verdi. Mustafa Hoca onu dinlemese bir defa İlyas Hoca'nın da karizması gidecek. Gidecek tabii. Senin de bütün motivasyonun gidecek. İki kişi kaybolmuş olacak. Muhtemelen dedi ki hocam senden böyle bir şey rica ediyorum. Yani bunu kabul etmeni istiyorum. Belki kabul etmezsen giderim mi dedi. Yani o bir risk aldı orada bence. Zaten ondan sonra gitti hocam. İlyas Hoca gitti. Bir ay sonra gitti. Ha bir ay sonra ayrıldı. Gitti. Anlaşamadı. Ha anlaşamadı. Yani hocayla anlaşamadı. Uzun süre kalmadı orada. Hoca onda bence çok diretti ve belki son opsiyonunu kullandı. Olabilir. Çünkü o dönemde hiç oynatmamış. Öyle bir maçta beni. İnönü stadyumu full. 11'de çıkıyorum. Nasıl geçti maç? Abi maçı anlatayım sana. Yani anlatmama gerek yok. Yaşanır gerçekten. Yaşamak lazım. Maçtan bir bölüm anlatayım sana. Skoru falan önemli değil. 1-0 1-1 bitti. Ben her yere koşuyorum. Yani sadece koştuğumu hatırlıyorum. En son bir de bir olay hatırlıyorum. Metin Tekin. Metin abi. Sarı Metin tabii o zaman. Fırtına. Metin abinin en son maçın içerisinde bir bölümde bana gelip şöyle bir tuttuğunu hatırlıyorum. Tamam oğlum tamam. Sakin. Böyle bir şey görmedim ben. Tamam muhteşem. Yani ben o kadar çok koşmuşum ki. Ben böyle bir şey görmedim diyor Metin abi. Bu kadar çok koşulamaz diyor. İnanılmaz diyor. Ben böyle bir tempo görmedim. Tabii sadece koşmak değil.
Topla da iyisin, topsuz da iyisin. Topla zaten yetenekli bir oyuncuyum. Bir de üstüne koşunca resmen orada sırıttım. Sırıttım. Bir de hazırlık maçı abi. Tabii tabii. Jübile maçında ben her tarafa basıyorum. Kalta gibisin ha, yani. Chelsea bir kalta gibi. Her yere basıyorsun. Müthiş oynadım. Metin abi tebrik etti. Helal olsun dedi. Muhteşemsin dedi. Devam et buna. Sende ışık var evrende. Ben orada çok mutlu oldum. Düşünsene. Sonra maç bitti. Tam o soyunma odasına giderken Mustafa Hoca arkamdan gelip sırtıma aferin oğlum dedi. Tam orada. Ondan sonraki gün 11'de başladım hoca direkt. Süper. Sezona bir hafta sonra 11'de başladım. Bak dönüm noktasına bak. 10 gün önce hayatında takımdan gideceğim. İlyas Hoca orada benim yanıma gelmese, o benim ağladığımı görmese, ben o kadroda bırak olmayı kiralık gideceğim belki. Kaderim değişecek. Ama orada hayatım değişti. Onun için İlyas Hoca'dan Allah razı olsun. Hem o şansı bana verdirdi ama sonra da Mustafa Hoca oynattı tabii. Onunla da sezon biraz kötü girdik ama sezonun tabii takımın şartı çok yüksekti. Ben orada çok sırıttım. Tek genç bendim çünkü. Nuri de vardı ama o kafadan ilk başta oynayamadı. Daha sonra o da takımın içine girdi. O kadar çok koşuyordum ki mücadele ediyordum. 5-1 yeniliyorduk. Bir gol atıyordum. Kocaeli'ne bir geliyorduk. Antrenman da herkes evren. Bütün 7 yiyoruz Beşiktaş'tan 7-1. 7-1'lik maç var. Geliyoruz takıma bağırıyorlar. Evren buraya çağırır. Ben gidiyorum. Oley oley çekiyorum takıma. Tabii göze de batıyor. Tabii canım. Saçlar sarı uzun yani dikkat de çekiyor. Ama onu devam ettirmem lazım. Sonra tabii takım toparladı ikinci dönem. Ve Kocaeli'yle beraber futbol hayatımda Süper Lig'de öyle bir dönemim başladı. Ve Süper Lig'e girdim. Ve tabii sonra oynamaya başladıktan sonra takımla beraber güzel anılarımız oldu. Güzel maçlar çıkardık, kazandık. Sonraki sene herhalde Mustafa Hoca'yla yine devam ettik. Orada tabii başkanlarım da oldu. onlar oldu şimdi. Mustafa Hoca'nın bir ayağını atlamam var herhalde. Ya tabii yine sezon başı kampın da işte Çeşme'ye gittik. Oyuncular falan Çeşme'ye götürürdü. Orada iyi bir çalışma dönemi, tatil falan derken döndük kamptan. Sezon başı antrenmanı 5-2 oynarken hoca da 5-2'lere girerdi yani normalde girer. Ben işte ortaya geçerdim, o hep gel falan yapar, böyle hareketler yapar, sol ayağı çok iyi ya. O ara pozisyon oldu, ben de sinirlendim, topu alayım derken böyle vücudunu koyunca tak diye abi bilekten hocanın ayağı götürdük. Çat diye bir ses geldi. Kaç yerden kırdın? Bir yerden bilekten gitti de ben yani kırıldığını biliyorum ama yerdeyim. Dönüp de bakamıyorum. Bakamıyorsun. Kalkamıyorum da yerde. O yerde kaldı zaten. Kaldı. Senin dedi. Onu dedi bana. Ben hemen oradan tüydüm baba. Hemen. Eşekiden nasıl tüydüm bilmiyorum. Ben gidiş o gidiş. Hemen soyunma odasına kaçtım gittim ben. Hiç oraya dönemedim bir daha. Sonra ertesi gün bir baktım. Hoca şu motorla çim biçme makineleri var ya. Alçıyla beraber geliyor. Antrenmanı. Düşünsene benim durumumu. Ayağı alçı olmuşlar. Herkes bana gülüyor. Evren diyor bittin diyorlar oğlum hiç şansın yok. Yandın. Adamın ayağını kırdın. Taktı mı hoca sana? Hoca takmadı. İşte devre arası Galatasaray'a gittim. Takmadı diyorsun nasıl takmadı? Peki bir şey söyleyeceğim. Ondan sonraki maçlarda seni 11'de oynattı mı? Oynattı ama mesela bir günde ondan sonra ilk hafta kadroyu açacak ismimi söylemiyor. Ya 10 kişi saydı 11. kişi yok. Ha onu sayıyor. Numarayı sayıyor. Numaramı yazıyor ama ben yokum orada. Evet. Ben oynuyor muyum oynamıyor muyum bilmiyorum. Sonra bir maç Sabek oynattı beni. Hayatımda Sabek mi oynadı? Sabek oynattı. Ha. Yok pardon. Stoper mi ne oynattı yani? Defansı böyle önünde oynattı defansı. Hata yaptı her şeyi yapıyor. Yani ben orada tam orada biteyim yani. Onun için uğraştı baya. Tabii o işin esprisi hoca şey yapmadı, o konuda duygusal davranmadı. Allah var. Oynattı çünkü ben zaten yetenekli bir oyuncuydum ve de satılabilecek bir oyuncuydum. Yani kulübe para getirecektim. Onun için beni de oynatmak zorundalardı. Ocak ayında da Galatasaray'a sattılar beni. Mustafa Hoca nasıl bir teknik adamdı peki? Ya Mustafa Hoca antrenman konusunda futbolcunun tabii her istediğini yapardı. Yani 5-2 çift kale. O zamanki dönemde yani hep böyle oyuncunun isteğini... Ama kondisyon yüklemiyor takıma ya, çok fazla yok. Sezon başı biraz çalıştık. Takım zaten kondisyon olarak çok iyi değildi. Ama dikine oyunda, çabuk oyunda hep onu isterdi. Tam benim istediğim tarz. Ondan beni çok tutuyordu. Daha sonra daha da tuttu. Ama antrenman konusunda çok fazla iyi değildi. Ama futbolcu psikolojisinden çok iyi anlıyordu. Yani öyle böyle değil. Onunla ilgili de hatta bir anımız var. Fenerbahçe maçına çıkacağız. Takımda o ilk sene işte kötü gittiği dönem. Takımı Sapanca'ya otele kampa. Bir gün önceden hep orada girerdi kampa.
Oraya gittik. Kampa gittik. Üstümüzü giyindik filan. Yemeğe çıktık. Yemekte dedi ki hoca ama bir gerginlik var. Maç kazanamıyoruz. Bu maçı almak zorundayız Fenerbahçe maçı. Baskı var yani, stres var. İnanılmaz. İsimli oyuncular var. Kaç hafta geçmiş. Takım iyi gitmiyor. Mustafa Deniz hoca olarak gelmiş. Seyirci tepki gösteriyor. Bu kadar para harcayanda ne olacak? Bu takım niye oynamıyor? Yaşlılar grubu filan. Neler sallıyorlar? Hoca şöyle bir baktı takıma filan. Dedi ki herkes dedi eve gitsin. Lan yarın maç var. Hayatımızda öyle bir şey görmemişiz. Hadi beni bırak. Tecrübeli oyuncular bile yani. Şoka girdiler. Bir nette böyle ne oldu hocam filan. Ya gidin yarın. Herkes sabah kahvaltıya gelsin dedi. Çıkalım dedi, maçımızı oynayalım. Ya hocam ne oldu filan. Ya gidin rahat olun dedi ya. Ben size güveniyorum. Ben de sizin gitmenizi istiyorum. İsteyen dedi gitsin. Tabii herkes birbirine bakıyor. Biz genciz tabii. Ben nereye gideceğim? Otelde kalıyorum zaten orada. Kocaeli'de. Ya ben gideyim mi gitmeyeyim mi filan. Şey yaptım, kararsız kaldım. Ben kaldım. Ama takımdan 5-6 kişi eve gitti. Sabah kahvaltıya geldiler. Ama hoca onu söyleyince öyle bir rahatladık ki. Gidin dedi aşağıda, o zaman otelde bilardo oynayın dedi. İşte okey oynayın. Keyif yapın dedi. Çay için, may için. Ben bir anda rahatladım. Kuş gibi olduk yani. Kuş gibi olduk. Takım bakım herkesin yüzleri gülüyor falan. Böyle bir milletteki o gerginlik gitti. Fener maçı var artık. Evet, ertesi gün. Sabah kahvaltıya geldiler. İşte biz orada kampta falan olduk. Akşam bir çıktık ya, paramparça ettik Fenerbahçe. Üç tane attık. O takım var ya, bir top oynadı. Yani oradaki o psikoloji çok önemli işte. Yani Mustafa Hoca'nın oyuncu psikolojisine de çok iyi olduğunu, yani insan psikolojisi ve diyalogda çok iyi olduğunu orada anladım. Çok önemli zaten. Çok konuşmazdı belki ama seni hissederdi. Oyuncunun ne istediğini iyi bilirdi. Hep oyuncunun istediğini yapardı. O dönemde tabii ki bu etkili bir şeydi. Bir de öngörüleri de çok fazla. Yani şu hafta şöyle olur, bu yani hafta böyle olur. Yani şu önemli. Bu tip hocalar, Mustafa Denizler, Fatih Terimler, Şenol Güneşler kolay demek ki başarılı olmuyor. Buna bir başarı tabii varsa, bir şey var yani. Bu rastlantı değil. Bir özellikleri var. Bunları iyi kullanıyorlar. O zaman Türk oyuncu çok daha fazlaydı. Onlarla tabii iletişim daha farklı oluyor. Şimdi tabii olaylar biraz daha değişti. İşte. Ama boşuna da Mustafa Deniz'e olunmuyor. Bu da bir gerçek. O da o başarılarını zaten ondan sonra çok daha fazlasını ekledi. Ve halen de teknik adamlık yapıyor. Hikmet Karaman. Hikmet Hoca acayip bir adam. Hikmet Hoca ne de aslında hayatımın bir bölümü. Onunla şey yapıyor. Hayatımın o da geçiş yönünde o da vardı. Balıkesir'den oraya atladık mesela. Balıkesir'den Kocaeli'ne gittiğim gün Raydan Zafting o sarı çocuk bu mu diye inanmıyor. Nereden bileyim onun olduğunu diyor. Resmi falan gösteriyorlar. Yok diyor, ben onu bir görmek istiyorum diyor antrenmanda. Ben de Balıkesirspor'da oynuyorum. Milli takımda, ben ne antrenmana çıkacağım? Ha, Kocaeli'de onu çıkarmaya çalışıyorlar. Ha, yani orada bir çift kaleye oynamayan adam çift kalesi varmış. O gün görüşmeye gittiğim gün oluyor bu olay. Tabii. Ayağımda bavul gibi şiş, darbe yemişim Balıkesir'de. Yürüyecek halim yok. Maçtan çıkmışım, ayağıma basmışlar. Ayağım böyle şiş. Hikmet Hoca geldi. O zaman da tercümanıydı Hikmet Hoca. Zafting'in. Ayağımı bir gördü benim. Hayır, ilk önce görmedi. Ben onlara söylemedim. Masör bir gördü ayağımı. Dedim ki sen bunu bandaj yap. Ben dedim buraya kadar geldim. Kendimi rezil edemem. Ben Antep'i buradan geri çevirdim. Ben normalde denenmeye falan çıkmam. Yani denenme derken o orada evet, beni 5 dakika görmek istiyor. 5 dakika o çocuk mu? Topu alışından beni orada seçecek. Ya videosu yok mu iş? Tabii şaka. İşte yok. Geldi ki o zamanki şartlarda 94 yılı. Yani normal olabilir. Almanlar bir de çok garantici biliyorsun. Evet. Yani canlı görmek istiyor olayı. Ayağa bandaj yaptırdı filan. Buz ama var ya ayağım bir zonkluyor. Çıktım çift kaleye. Daha sezon başlamamış. Sezonun bitmesine 2-3 hafta kala gidiyorum. Safeda filan Kocaeli. Onlar yani o dönem işte. Ben onlardan yani daha önce gidiyorum. Sonra imza attım işte o. Erken gittim ben, önceden imza attım. Lig bitmeden bir hafta önce filan. Çıktım. Al ver filan yapıyorum. Onu yaptım, bunu yaptım. 5 dakika geçti. Tamam dedi. Çıksın o dedi bana. Orada 2 tane bastım, aldım, verdim. Tamam o dedi. Sonra Hikmet Hoca yanıma geldi. Tam dışarı çıktım. Ayağımı böyle tuttum böyle ayağımla. Çünkü öyle bir ağrıyor ki. Ne var Evren, bir şey mi oldu filan dedi. Hocam dedim ya, ayağım kötüydü benim de böyle çıktım dedim. 10 dakikayı, 5-10 dakikayı böyle oynadım. Bir bakayım dedi. Bir gördü ayağı. Ya sen manyak mısın oğlum? Sen bu ayakla mı çıktın? Evet dedi. Hemen Zafting'i çağırdı. Zafting gel dedi. Onu bir çağırdı. Bu dedi acayip bir çocuk. Bak dedi bu çocuk ayak böyle. Bu antrenman. Bir gördü adam şok. Ne dedi biliyor musun? Sakın dedi bunu kaçırmayın. Hemen dedi. Gidin hemen imza atsınlar dedi. Hemen. Yarın da beklemeyin dedi. Çok iyi. Yöneticileri hemen çağırttırdı. Çıktılar beraber gittiler. Beni kaçırmamak için
Yani düşün, bir gün sonra olsa gidebilirim yani. Şimdi ben oraya çıkmayacak bir oyuncuyum. O da biliyor onu. O da anladı onu. Hikmet Hoca dedi, bu ne ya? Onu bir orada beni bir övdü. Ben çünkü ertesi gün olsa kaçacaktım. Benle beraber Balıkesir'den Yılmaz diye bir oyuncu geldi. Yılmaz abi. O da müthiş bir oyuncuydu. O gitti. Kaçtı gitti. Ha kaçtı. Denenmeye ben çıkmam dedi. Hayda. Çok enteresan. Abi şimdi yani. Sonra oyun... nereye gitti? Nereye gitti? O hep Balıkesir'de oynadı. Malatyalıydı. Çok yetenekli oyuncuydu ama olmadı ondan. Olmadı. O fırsatı kaçırdı. Ben o fırsatı bırakmadım. Ben orada şans ayağıma gelmiş dedim. Ben bunu yaparım. Onun için Hikmet Hoca'nın orada da benim için dönüm noktası yani. Orada o hareketi yapması, o bileğimi görmesi ve helal olsun demesi. Zaftik'te bana bakışı çok daha farklı oldu. O nereye geleceğim? O nasıl oldu? O benim Galatasaray'a gitmemi sağladı o iş. Doğru. Yani oradaki benim hareketim, Zaftik'in 20 gün sonra lig bitince Galatasaray'a gitmesi, benim Kocaeli'de oynayıp transfer listesini Adnan Polat'a beni yazması, bunlar hep işte bir bağlantı. Doğru. Yani orada benim yaptığım bir hareket aslında hayatımın transfer şeyini geliştirdi. Doğru. Yaptı. Sonra Hikmet Hoca'yla tabii arada sırada tartıştık, ettik. O bayağı olayımız da oldu. Ne oldu mesela? Ya bir gün işte o ikinci dönem Holger Osek geldiği dönemde askere çağrıldım ben. Askerlik durumum vardı. Askere gitmem gerekiyordu. Tam ona gitmeye yakın. Ben de o zaman çok spor bir araba aldım. Tek kapı muhteşem bir araba aldım. Öyle böyle değil. Daha Türkiye'de yok. İki kapı aldım geldim. Hoca elinden aldım. Genç adamız abi ne yapacağız, alacağız yani araba. Aldım, tam tesislere geldim. Park ettim ama ben tabii hocanın yerine olduğunu o an düşünemedim. O zevkle gelmişim antrenmana, arabayı almışım. Gözüm kimseyi görmüyor yani. İsterse kim gelirse gelsin o an. Arabayı görelim. Havamdan geçirmiyor tabii. O zaman da tabii görmemişiz ki araba. Yani Broadway'im vardı, gittim Mercedes aldım yani, düşün. O bombaya bak, nereden nereye. Sonra gittim masaj oluyorum tam. Aşağıdan bir ses, yukarıdan bir ses geliyor. Bu araba kimin? Bu oraya biri spor araba koymuş. Bu arabayı da benim yerime koymuş. Hocada külüstü bir Mazda var. Hocanın işi de çok ilaç milaç olurdu. Yani böyle vitaminler, muzlar, buzlar. Orada yaşardı yani hoca, sanki arabada yaşardı. Ne bileyim ben oraya çektim. Kim çektiyse bunu, kim şey yaptıysa aslında biliyor benim çektim. Öğrenmiş. O ben gideceğim ya, beni yemeye çalışıyor. Öğren bir önce gitsin ki o sekten hani bir olay çıkartayım. Ha. Dönüşte zaten oynayacağım. Öyle de böyle de kaçmaz yani. O herhalde oradan bana kafayı taktı. Yani birkaç hafta da öyle şeydi. Bir geldi araba ki benim dedim, ne olmuş ya? Çek dedi arabanı. Çekmiyorum arabamı dedim ya. Çekeceğiz dedim. Masaj olur ne bileyim. Şimdi hemen çekeceksin. Çekmiyorum dedim. Çekersin çekmezsin baba bir şey. Sonra Holger Osek geldi. What is those dedi, ne oluyor filan. Ne var sorun da. O dedi arabayı çekmiyor. Ben dedim çekmiyorum. Dedim masajım olayım, ondan sonra çekeceğim. Sonra orada bir gerginlik oldu hocayla. Gittik arabayı çektik. Hoca da yerine çekti. Sonra da ben zaten askere gittim. Askere gittim. Dönüşte tabii geldim oynadım yani. Oynadım. Yılmaz Oran. Ya Yılmaz Hoca'yla Ankara Gücü'de çalıştık. Çalışmadığım hoca da kalmadı yalnız bu arada. Evet, evet doğru. Ankara Gücü'ne hoca geldi. Öyle kötü bir dönemde geldi ki. Kötü başladık sezona. Hoca değişiklikleri... Yılmaz Hoca 3. hoca mıydı o dönem? 2. miydi? Ondan sonra Yılmaz Hoca'dan sonra bir hoca geldi. 4 tane hoca değiştirdik. Hoca geldi, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Toplantılar, çok toplantı yapıyor hoca biliyorsun. Evet. Güzel şeyler de konuşuyor. Ben öyle şeylere çok takılı kalmazdım. Yani işimi çok sevdiğim için. Yani 2 saat toplantı bana bazen beni bozardı. Şey yapardım ama çok serzeniş yapmazdım. Yani öyle diğer oyuncular gibi fazla konuşmazdım. Yani niye böyle oldu, şöyle oldu ama kız içimde yaşardım onu. Antrenmanlar fena diyor. Toplu antrenmanları çok iyi Yılmaz Hoca'nın. Biraz o zıplamaları tabii. Sen onu duymuş musun bilmiyorum. Bu geyik gibi zıplıyorduk anasını. Sabah akşam zıplıyorduk. Kangur gibi mi? Tabii kangur gibi, pardon. Kangur gibi zıplıyorduk. Merdivenlerden zıplatıyor, oradan zıplatıyor. Abi biz ikinci gün bir çıkıyorduk. Adeleler tutmuyor. Kalça, ayak, sünnet ki biz hepimiz. Yürüyemiyoruz, böyleyiz. Tabii o biraz aşırıydı ama sonra oyun anlamında baktık. İşler tabii çok iyi gitmedi. Bir maç kaybettik, bir maç kazandık. Sonra kaybetmeye başladık. Hoca sallantıda gidebilir. O zaman da başkan Cemal Aydın, kaptan da Hakan Kutlu. Yılmaz Hoca dedi ki bir devrim yapacağım. Ankara Hoca devrim yapacak. Hakan Kutlu'nun olduğu yerde devrim yapacak hoca. Hakan Kutlu da orada şey kral değil mi? Kral tabii canım. Taraftar, maraftar. Herkes tutuyor. Seviliyor da ve iyi de profesyonel. Tamam çok yetenekli oyuncu değildi Hakan ama gerçekten İşini çok iyi profesyoneldi. Takımda da iyi abilik yapıyordu. Takıma da hakimdi. Başkan da ona çok güveniyordu. Herkes güveniyordu yani. Çok kuvvetliydi. Bir gün dediler ki toplantı yapılıyor.
İşte Yılmaz Hoca herkese birebir konuşacak. O zaman işte Cenk var, İşler var, bizim İsmetler var. Var da var. Hep Ali Akdenizler var. Çok iyi oyuncular var. Herkesi tek tek çağırıyorlar. İşte çağırdı bir yönetici var. İsmini vermeyeyim başkan. Evren yeni bir şeye gidiyoruz. Artık buradaki bu şeyi değiştireceğiz. Seni kaptan düşünüyoruz. Sen bu takımda kaptan olacaksın. Ve takımla beraber başarıya koşacağız. Bazı şeyleri değiştireceğiz artık buradan. Ulan ben içimden diyorum bunlar bana oyun mu yapıyorlar? Hakan Kutlu varken bana kaptanlık diye ben manyak mıyım dedim ya. İçimden öyle düşünüyorum. Hocam dedim sen ne diyorsun? Benim kaptanlıkla falan işim yok dedim. Oğlum dedi ya işte sen olacaksın Hakan'ı bırak artık dedi. Hakan olur olmaz. Burada bir şey veriyor sana bir sorumluluk veriyoruz dedi. Sen bunu almıyor musun? Hocam dedim ister oynat ister oynatma. Ben dedim kaptan maptan olmam. Ankara gücünde Hakan Kutlu'nun olduğu yerde kaptan olmam dedim. Ben çıktım gittim. Tabii. Kaç dakika sonra telefonu çaldı? Kaç dakika sonra? Ya daha odaya bir dakika sonra gittim. Hakan beni gördü. Adam delikanlı diyor beni satmamış. Ulan nereden yaptın? Böcek mi koymuş? Böcek mi koydunuz? Ne yaptınız da nasıl satayım? Olacak iş değil. Tabii oraya girenlerden bazıları düşmüş o işe. Onların hepsi gitti zaten sonra. Tabii ben kaptan oldum. Yani tabii. Abi, düşerden uzadı. Tabii hoca gitti zaten. Hoca da gitti. Hoca da gitti. Ha, sonra bu konuşmalar oldu. Aradan işte 3-5 gün mü geçti? Tam hatırlamıyorum. Bir hafta sonra. Sen daha da güçlendin ama kulüpte. Ya ben zaten güçlüydüm. Beni Cemal Aydın aldırmıştı. Ben zaten o şeye gelmezdim. Ben akıllı adamım yani. Ben şimdi orada şimdi mantıklı o. Bir kulübe tabii gidiyorsun. Yani Hacı'yı oradan yiyoruz. Alex geliyor. Alex istemiyorlar. Sen diyorsun ki Alex'in yerine seni geçiriyoruz veya Hacı'nın yerine. Tamam diyorsun sen de. Yani bu yani bu mantıklı bir şey değil. Yani akıllı tabii adam buna yok der. Ama oradaki bazıları tamam demiş. Yani düşmüşler tuzağa. Bunu teklif eden de Yılmaz Hoca tamam diyen de herkes gitti. Ha gitti. Hepsi gitti. Gitti. Hiç kimse kalmadı orada. 3 ay sonra oldu. 5 ay sonra hepsi gitti. Kimse kalmadı. Sonra oturuyoruz işte bir akşam. Hakan ben o da çocuklar var. Gençler falan var. Muhabbet falan ederken telefon geldi yöneticiden. Dedi hocayı dedi yollayacağız. Hakan dedi ben bilmiyorum hocam falan dedi. Yani ya oğlum yolluyoruz Hakan dedi. Yapacağım bir şey yok benim dedi. Başkan söyleyeyim mi? İkinci başkana söyletiyorlar. İkinci başkan da Yılmaz Hoca'ya söylüyor. Diyor ki hocam diyor seninle çalışamıyorum. Nasıl çalışamazsınız benimle falan diyor. Hoca tabii tepki gösteriyor. Orada. Tamam diyorlar. Tam oturuyoruz içeride. 10 dakika geçiyor aradan. Hop telefon. Yılmaz Hoca Hakan'ı arıyor. Biz biliyoruz tabii hocanın gittiğini. Hakan da biliyor. İşte Hakan telefon açıyor abi böyle. Hocam dinliyor. Buyurun hocam falan. Hakan oğlum. Ulan hep hocaları mı yiyeceksiniz ya? Hep hocaları mı yiyeceksiniz? Bu düzen ne zaman bitecek? Yine beni yediniz oğlum. Bu düzen git geçecek bir gün bitecek bu düzen. Öyle diyor. Ya hocam ne diyorsun sen? Ne yapayım ben falan diyor Hakan. Diyor elbet diyor bugün bu düzen değişecek diyor. Beni yediniz ama diyor. Bir gün diyor seni de yiyecekler falan işte böyle. Hocam ne diyorsun falan sonra, diyor. Sonra yanlış hatırlamıyorsam Yılmaz Hoca Mersin'de son maça kadar takımı playoff'ta getirdi. Son maç Hakan Kutlu geldi Süper Lig'e çıktı değil mi? Evet evet orada da bir şey öyle, oldu. Öyle de bir durum yani var. Orada da olmadı bir türlü. Öyle de orada da olmadı. Tabii Yılmaz Hoca belki kendine göre haklıydı ama zamanlama o zaman değildi. Yanlış. Orada bir düzen vardı. Tabii. O düzen belki zamanla olacaktı yapılacaktı bazı şey değişimler ama Hakan'ın olduğu bölümle başlaması yanlıştı. Yanlıştı. Yani beni veya birkaç oyuncu çağırıp böyle konuşup ne yapabiliriz deseydi biz ona söylerdik. Tabii. Anladın mı? Yani böyle direkt kaptan gitsin direkt değişim yapacağız her şeyi değiştireceğiz demek de değil de hani ne zaman bu iş olur veya kaptanla beraber bu işi nasıl organize ederiz bu dönemde bu takımı nasıl düzeye çıkartır deseydi biz çıkartırdık daha rahat. Biz yine o sene ligde kaldık. Son maçta Fenerbahçe'yi yendik. Sondan iki maç önce yine kaldık ligde ama daha önce kurtarabilirdik. Çünkü fena takımımız yoktu. Gerçi 3-4 tane de öyle yabancılarımız vardı 3 tane ama çok da kaliteli değildi. Ama yerlilerimiz, yerli oyuncular çok iyiydi. Saydığım oyuncular işte hepsi çok çok iyiydi. Ve o sene ligde kaldık. Fatih Terim ve Galatasaray. Yani Fatih Hoca'yla aslında ben gittiğimde Galatasaray'a Graham Souness vardı. Yani o bayrak dikilen maça varsın. Vardım tabii canım onda vardım. Şöyle o maçta oynamadım ama stat'taydım. Stat'taydı. Onun macerası ayrı onu anlatırım. Onun rövanşında ilk maçında vardım. Oğuz tuttuğu maç işte. Sonra stada gittik maçtaydım ama.
O zaman şeyden başlayalım. İlk Sunus maçtan mı? Başlayalım. Sunes, Galatasaray. Ha, ilk maç. Tamam, o şekilde adam adam oynuyorsun. Evet, yani Adnan Polat aldırdı beni o dönem. Gittim. Hatta o anlaşmam da çok ilginç. Okan'ın o zaman ayağı kırılmış 6 ay önce. Ben de geldim. Okan da milli takımlarda oynadı. İşte ben de takım arkadaşım oradan da. Evren dedi sana boş mu kale imza atacaksın. Okan'a verdiğimiz parayı vereceğiz dedi. Ya bir taraftan Okan'a verdiğimiz para güzel ama Okan zaten yok ki, sakat. Yani ben transfer olarak geliyorum. Öyle dedi, atıyorsan at. Zaten Kocaelispor beni satmış oraya. Yani ben zaten işim bitmiş şey. Yani. O zaman Bosman kanunu falan yok, biliyorsun. Evet. Tamam dedim, attım boş mu kale imzayı. Biz gittik kampa Sunus'la beraber. Ben başladım. Sunus beni çok tutuyor kampta falan, çok iyi. Orta sahada Tugay, Suat, Okanlar falan beni orada var ya, oynama şansım çok zor. Allah'tan yabancı hoca. Orada olsa... sen ne diyorsun abi, topu bir o tarafa atıyorlar bir o tarafa, senin ayağını bile atmıyorlar. Yani oynama şansın yok. Biliyorsun o şeyleri yani antrenmanda. Tabii ben genç ve diriyim. Sunus da bana o şansı verdi ve formayı kaptım. O dönem zaten hepsinde oynadım. O bütün maçlarda oynattı birkaç maç hariç. Tabii ligde çok iyi gitmiyorduk. Para durumda çok iyi değildi kulüpte. Zaten o dönemden hiç para yoktu Galatasaray'da. Yani ben imza attım günden çok cüzi bir rakam imza attık. Peşinatımı zaten 6 ay sonra aldım. Bir yarım peşinat aldım. Onda da evi zor taşıdım Florya'ya. Düşün yani. Aç karnına top oynuyorduk ama orada çok büyük sevgi vardı. Yani bir amatör ruh vardı. Bir Galatasaray sevgisi vardı. Oraya gittiğin zaman onu hemen hissettim zaten. Dedim aman dedim, ben burada oynuyorum uzun yıllar. Kalırım ben, her türlü para kazanırım. O önemli değildi. Zaten ilk amaç Galatasaray'da oynamaktı. Yani para değildi. Zaten o paralara gitmezdim. O olmasa başka takıma giderdim zaten. Onu söylemeyeyim hangi takıma gideceğim. Yani parayı seçseydim başka bir takıma giderdim. Tabii kupa maçları başladı. Ligde çok şey açılınca, işler kötü gidince kupada da ilk maçta işte Oğuz'u tuttuğum maç müthiş. Dedi ki bana, gece çağırdı beni hoca. Dedi yarın dedi Oğuz'la oynayacaksın. Ya ben hayatımda kimseyle adam adam oynamadım. Yani benim öyle bir oyuncu değilim ki. Teknik bir oyuncuyum ben yani. Ahmet Akçan da yardımcı hocaydı. Evren de hoca böyle dedi, böyle şöyle dedi. İşte o zamana kadar hep Mert oynamış, başkaları oynamış, hep koşan oyuncular onu tutmuş. Bu sefer beni söylüyor. Tabii ben abi sabah 3'e 4'e kadar oturup uyuyamıyorum. Hayrettin abi geliyordu. Ah diyor Evren'im, ah. Yandın diyor. Nasıl oynayacaksın? Bir de bana beni bitiriyor anasını satayım. Sanıyorlar ha, beni de bitiriyorlar orada. Kulise geliyorum yine yani. Dedim abi oynarım ben. Sen ne yapacaksın? Ah Evren'im ah. Bana hep böyle yapıyor. Yandın diyor. Ben sabah tabii 4-5 saat uykuda kalktım. Çok az uyudum. Ama o gün işte, o gün muhteşem oynadım. Yani herkesin beklentisinden. Yani Oğuz abi tuvalete gitse tuvalete gidiyordum sahanın içerisinde. Hatta gol attım, dönen top gol oldu. Çok iyi oynadık yani o gün takım olarak. Ertesi gün gazetelerde sahanın yıldızı Evren Oğuz'a adım attırmadı. Yani çünkü o zaman adım adım oynamak vardı ama çok fazla değildi. Evet. Ben çok farklı bir şey yaptım. Yani Sunus'un dediği şuydu, Evren... teknik adamı teknik oyuncu tutar. İlla koşan oyuncu tutacak diye. Sen de çok zeki bir oyuncusun. Ve dedi senden daha çok gençsin ve daha dinamiksin dedi. Doğru. Sen de çok zeki bir oyuncusun. Sen de onu tutarsın. Adamda bak farklı bir şey olduğunu orada düşün. Teknik adam farkı yarattı. Ama bugüne kadar hiçbir teknik adam onu düşünmemiş. Hep koşan oyuncuları koymuşlar Oğuz'a. Doğru. Ben ona adım attırmadım. Artı bir de Oğuz'a bana tekme attı. Sarı kart gördü. Hayatında da çok az sarı kart görmüştür. O derbiyi kazandı. Rövanşında da zaten. Tabii sarı kart gördüm ben de maçta. Oradaki maçta oynamadım ama stattayız. Stada gittik. İnanılmaz bir atmosfer vardı o gün. Yani öyle böyle gergin bir ortam. Düşünsene orada kupayı alıyorsun. Ve Sonus hiç beklemeyen bir şey yapıyor. Kurmuş demek ki. Evet, son 2-3 dakika ben hemen aşağı indim. Şeyin oraya. Kulübenin oraya. Ha, ben baktım maç bitiyor, kazanan artık işi götürüyoruz. Sanders golü attı. Koşa koşa aşağı doğru indim. Maç bitti, sahaya girdim. Sahada baktım Sunus o ara ona doğru bakıp tam onu kesiyordum nerede diye. Derken o bayrağı aldı abi koşu koşu. Depar attı. Ben daha ne yapıyorsun demeden. Herkes bir şoktayız. Yani kim ne yapacağını bekliyoruz. Yani bayrağı aldı ama nereye gidiyor? Gitti abi sahanın ortasına. Dikti bayrağı. Sonra tabii ben onunla göz göz dedim. Bayrağı dikerek dikti yani koşarak içeri. Ben de tabii baktım onu tabii o bayrağı oraya diktikten sonra orada kalabilir misin? Tabii tabii. Ben de aradan vun onun peşinde bana dedi come on come on gel, onun arkasından ben de içeri. Bir geliyor millet bize saldırmaya, içerideki adamlar. Gittik abi içeri doğru girdik. Demir kapılar var o zaman orada. Demir kapıyı bir kapattık, içeride malzemeci var.
Git dedik abi, bir geldi orada ondan. Bizi öldürecekler anasını. Takım kaldı orada. Takım dışarıda, siz içeride. Sağın ortasında kaldı. O kadar kutlama yapıldı orada. Yuvarlak tabii. Oluşulduktan sonra onu yapınca mecburen o yaptığı gibi içeri girdi. Çok büyük tepki oldu. Her neyse içeri girdik. Yani öyle yırttık. O da çok büyük bir anıydı benim için. Evet. Yani 96 yılı Sunus'un bayrağı diktiği maç çok önemli bir maçtı. Onda da bir faydamız oldu yani, o kupada da. Fatih Hoca? Ya Fatih Hoca ile şöyle, Fatih Hoca 96 Avrupa Şampiyonası'nda geldiler. Dönüşte zaten Galatasaray'a anlaştı diye söylediler. Şansal abiden öğrendim ben onu. Ama öğrendim. Bir yandan çok güzel, bir yandan da çok kötü şey öğrendim. Şansal abi beni çağırdı bir gün. Bunu bir ara sosyal medyada söyledim de çok yankı yapmadı. Yani çok Şansal abi o dönem biliyorsun. Her dönem evet, futbolun duayenesi. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Her türlü bilgiyi de sahip, her şeyi de bilir bir şekilde. Beni de çok seviyordu. Yani benim çok iyi futbolcu olduğumu biliyordu ve o 6 aylık dönemde, ilk dönemde sonu zamanı çok iyi oynamışım. Takım kupa almış. Şampiyon olamasak da işte divan kurulunda Galatasaray'da herkes geleceğin Cüneyt Tanman'ı diyor. Çok efendi çocuk diyorlar bana. Bunlar hep duyuluyor, haberler oluyor. Şansal abi de bunu çok iyi biliyor. Benim de iyi futbolcu olduğumu biliyor. Bir gün beni çağırdı. Evren atla gel dedi. Ne oldu abi dedim. Ya gel dedi sen bana. Bir şey söyleyeceğim sana. Takım Avrupa Şampiyonası'ndan dönecek. Bitmiş, dönüyor hoca, geliyorlar. Ya iyi haberim de var dedi. Kötü haberim de var dedi. Dedim ben iyiden başla. İyiden başlamayayım dedi. Kötü iyiyle yani. Kötüden başlarsam iyiye doğru gidelim dedi. İyi abi dedim. Dedi Fatih Hoca seni düşünmüyor. Kadroda. Niye dedim abi, nereden çıktı bu? Ya benim aldığım bilgi o oğlum dedi. E ne yapacağım abi dedim ben, yani düşünmüyorsa diye. Dedim ben bu sene çok iyi oynadım. Sonuç beni oynattı. Takım böyle böyle oldu. Valla ben onu bilmem. İyi oynadın, evet çok iyi oyuncusun. Ama dedi hoca senin kafasında çok düşünmüyor dedi. Yani kafasında, kadronun içerisinde yoksun dedi. Benim aldığım bilgi o. Doğru mu bilmiyorum tabii ki. Ama sonra yani geldiğinde hoca doğruluğu ortaya çıktı. O an tabii bilemezsin ki. Tabii. Yok dedim ben, kesinlikle dedim öyle düşünmüyorum. Ben başaracağım dedim. Ben Galatasaray'dan ayrılmam. Ben buraya gelmişim. Zaten her yerde savaşmışsın ve kazanmışsın. Ben her şeyi buraya kadar mahvolmuşum, anam ağlamış. Gelene kadar bu sıkıntıyı çekmişim. Buradan sonra gitmem dedim. Dedi belki dedi Rasim Hoca Beşiktaş'a gitti. Rasim Hoca seni alabilir Beşiktaş'a dedi. Öyle bir şey var ama hocadan biraz çekiniyor dedi. Belki olmazsa Beşiktaş olur senin. Öyle bir şey söylüyordu. Ya benim aklımda hiç öyle bir şey yok dedim. Tabii o zaman Hülle yolu var. Doğru. Büyük takımdan oraya gidemiyorsun. Ancak Rasim Hoca olursa. Anadolu takımı. Belki rica ederse hoca filan. Evet. Dönersem de bir tek Kocaeli'ne dönerim mesela. Öyle bir şey. Zaten öyle oldu. İş oraya geldi. Ama benim aklımda gitmek yok ki. Sezon başı kampa gittik. Maçlara başladı filan. Ben tabii anladım. Hoca çok şey değil. Herkesi oynatıyor ama. Yani Mustafa Hoca kadar belli etmiyor gerçi. Fenerbahçe maçı oynadık orada. Derbide oynattı beni. Bir 45 dakika oynattı ama hani çok sıcak bakmıyor. İşte yeni aldığı oyuncular var. Onlara bakıyor. Hissediyorum yani hoca çok. Ama ben bırakmam biliyorsun. Aynısını evet. Kocaeli'de de yaşadım. Ben devam ediyorum. Devamlı çalıştım. Kafadan işte Hacı geldi, o geldi, bu geldi. Kadro bayağı böyle oyuncularla dolu. Yani iyi de kadro ama çok kötü başladık sezona. Evet. Öyle kötü başladık ki içeride Fener 4 oldu. O işler çok kötü gidiyor. Hocanın da biliyorsun 13 yıllık futbol hayatında şampiyonluk yaşayamamış. Biraz hocaya teknik adam olarak gelince biraz mırıldanmalar başladı. İşler kötü gidiyor. Fatih Hoca ile olacak mı, olmayacak mı gibi konuşmalar başlandı. İşler kötü gidince hoca beni kafadan hiç oynatmadı. Sonra işte bir kadroya aldı. İlk maç Trabzon 1-0, sonra Van 2-1, 3 tane hacı attı. Bir burada 2 tane orada değil mi? Öyle 4. hafta Fenerbahçe 4 tane oldu. Yani işte Fener 5. hafta oynamaya başladım ben. O 4 hafta oynatmadım. İşte Fener maçı 46'da girdim oyuna Okan'la beraber. Okan'la zaten oyuna girdi. Bizim maç 4-0'dı. İş bitmişti yani. Sonra geldi ben seni oynatacağım dedi. O ara ben oynadım. Bir oynatmaya başladık. 2 hafta bir yendik biz. Sarıyer maçı müthiş oynadım. 2 asist o bu. Takım toparladı falan. 3-4 hafta sonra hoca bir daha beni kesti. Kafasında yoksun. Yokum. Yani ben tabii biraz bozuldum. Üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Kadro tabii. Çok iyi. İyi oyuncular var. Aslında orada sabretmem gerekiyordu ama çok gençtim. Ve benim yanımdaki biraz da ortada kalmıştım. Yani orada 2 bölüm vardı. Yalnız kaldım biraz. Adnan Polat yönetimi gitti. Ergun abi beni yönetime girken çok istemiyordu Ergun Gürsoy. Yani hani bu transfer olmamda biraz muhalifti o zaman. İşte olmasa da olur, Evren niye aldınız falan gibi konuşmalar vardı. Onlar gelince şimdi biraz oradaki bakış açısı da değişti. Hoca da çok güçsüzdü o dönem ilk başta. Evet. Sonradan hoca güçlendi.
Devir arasının olduğu bölümde de hoca bir gün çağırdı beni. Sen dedi gitmek mi istiyorsun? Yani durumun ne senin dedi. Hocam ben gitmek istemiyorum ama dedim. Siz kalmak isterseniz ben kalmak istiyorum dedim. Yani ben düşünüyorum. Dedi ben dedi hacıya bile kal demem dedi. Git demem dedi. Sana mı diyeceğim dedi. Dedim o zaman ben gideyim hocam dedim. Sen bilirsin yani, o zaman. O da sen bilirsin dedim. Aslında yani ben şeye düştüm yani gittim tabii. Yani sonuçta. Yani orada biraz acele ettim. Aslında bekleyebilirdim. Orada tatlı yemişler. Şu sana. Var yediler beni de hocaya ben normalde Fatih Hoca'ya desem ki hocam kalacağım bir şey demezdi. Demezdi. Yani kal derdi. Yani şöyle kalacağım desen kal oynatır oynatmaz. Ama o şansı ben yakalardım orada hata yaptım. Evet. Hoca yani orada aslında bana tüyoyu verdi. Ben hacıya bile git demem kal demem sana mı diyeceğim. Yani sen bilirsin gitmek istiyorsan git Kocaeli vardı. Nasıl akıllı hoca? Yani ben orada biraz şey oldum yani orada arada kaldım. Ama sonra pişman oldum. Yani şöyle pişman oldum. Kocaeli'ye gittim. Ya şimdi Galatasaray'da oynamak ayrı bir duygu. Yani o 4'lü üst üste oldu. Düşün o ekibin içerisinde evet. Olacaktım ben. İlk bir yılında vardım. Ama o kadro sonra nerelere geldi. Yani o da var. Evet. Demek ki kısmetim değilmiş. Evet. Orada böyle bir şey oldu. Öyle bir durum oluştu. Benim de şansım bu tarafa. Tekrar Kocaeli'ne döndüm. Orada ama hem kupayı kazandık hem de amil takıma seçildim. Doğru. Yani Fatih Hoca beni amil takıma almamıştı. Galatasaray'dan oynadığım dönemde milli takıma gidemedim. Kocaeli'ye gittim. Kupayı aldığım dönem amil takıma gittim. Yani doğru. Olaya çok değişik gelişti. Ve ayrıldım Galatasaray'dan. Ama sonra tabii çok yıllar geçtikçe de keşke ayrılmasaydım diye çok söyledim. Hata nasıl kısmet? Yani orada o gençlik hatası. Beni uyarmadılar. Oradaki abilerimiz uyarmadı. Yanımdaki insanlar uyarmadılar. Yani açıkçası başka organizasyonlar da vardı. Onun içinde bulunmadığım için de evet. Paket olduk ama. Burhan Saatçioğlu. Senin de çok yakın arkadaşın. Evet. Hatta ya, halı saha maçlarında beraber Acunlar'a karşı Acunlar'la birlikte ya, sürekli Burhan, maç yapıyorsunuz. Burhan gerçekten iyi profesyoneldi. Yani o zaman biliyorsun üçlü sistem var. Daha çok oynuyor. Şimdi de oynanıyor ama üçlünün şimdi önde oynuyorsun. Eskiden geride oynuyordu kalenin içinde. Buran da tabii üçlü de gerçekten iyi liberoydu. Yani öyle böyle değil. Diyarbakır'da beraber oynadık. Tabii Buran'ın şöyle bir özelliği vardı. Hem antrenmanlarda iyi çalışırdı. Hem de stoperlerin kademesine çok iyi girerdi. Ama bu kademe nasıl bir kademe? Yani öyle senin bildiğin 1-2 metre kademe değil. Yani anladın mı? Yani Buran'ı göremezdi televizyonda. Yani maçta hani tribünden görürdüm belki ama tribünde izleyenler bile bazen göremiyormuş. Niye? Çünkü 30 metre geride kalecinin önünde duruyor. Yani savunmanıza pas atıldı. Abi, sen santraforsun o golü attım diyorsun bir oyuncu çıkıyor. Çıkıyor oradan. Kamera da ona yetişemiyor. Şimdi tabii rakipler onu belli bir zaman sonra çözdüler ama biz bildiğimiz için şimdi orta sahalar rakip takımın orta sahası stoperin arkasına santrafora top atıyor. Zannediyor ki o finalde karşı karşıya geçecek. Bilmiyor ki Buran kalenin önünde bekliyor. Haberi yok. Abi bir çıkıyor orada tak alıyor topluyor. Televizyondan da birisi çıkıyor orada. Tabii. Televizyonda izleyenlerin hepsi zaten gol diye kalkıyorlar. Tabii. Hani karşı karşıya gidecek. Halbuki Buran'ı görmüyorlar. Ha. Buran bir çıkıyor orada. 1, 2, 3 değil bu. Milleden sonra nerede burasına geliyor. Yani Buran'ın defans özelliği iyiydi. Daha sonra tabii üçlü olayı kalkınca stoper de oynadı, sağ bek de oynadı ama abi Buran görünmez adamdı. Yani 21 kişiyi görürdüm Buran'ı göremezdi. Yani televizyondan izlerken Buran gözükmezdi. Anladın mı ya? Hiç pozisyondan hiçbirinde yok. Top rakipteyken zaten topu verip çıkıyorsun onu fazla göremiyorsun. Yani top bizdeyken. Top rakipteyken de zaten işte en son adam alarak yani kameranın gösterdiği alanda göremezdim Buran'ı. Ondan çok bilinmez yani bu. Çok iyiymiş ki. Sergen Yalçın. Ya Sergen abiyle Şeker Spor'da oynadık biliyorsun. Siirt'te de oynayacaktık da. Sergen abi para olduğu zaman beni arıyor. Yani böyle iyi bir takıma gittim aramaz. Evren gel sen benim arkamda ol. Büyük takıma işte hepsini gezdi. Evet. Ama böyle alt lige giderse arkasında koşan biri olacak işte onu destekleyecek biri oldu hemen beni arar. Siirt'te de öyle bir şey oldu. Siirt'i o sene biliyorsun Alpayları falan aldı. Şedba, Oktay Dereloğlu, yani Ceyhunlar bizim hepsini o müthiş transferler yaptılar. Bizde tabii Kocaeli deprem oldu. Deprem olduğu için Riva'da kalıyorduk. Bir baktım Sergen abi aradı bir gün. Takımda durumu çok kötü. Paraya ihtiyacı var. Depremden dolayı insanlar zaten futbolu falan düşecek durum yok. Evet. İşte lige girsek mi girmesek mi güvençli o zamanı. Takımda durum çok kötü. Ben de Riva'daydım. Bir baktım Sergen abi aradı. Evren dedi böyle böyle. Dedi ben Siirt'e gidiyorum. Bir şok oldum abi. Ne işin var senin Siirt dedim ya. Ya dedim çok büyük para verdi.
sana da çok büyük para aldıracağım. Dedim abi ben 25 yaşındayım ya, bir sene önce Galatasaray'daydım. İki sene sonra Kocaeli kupa aldım. Milli takım, şimdi Siirt'e mi gideceğim ikinci lige dedim. Dedi oğlum iyi düşün dedi. Şu an işler kötü sizin orada. Para yok, pulu yok. Hem kulübe para kazandırırsın. Hem bir toparlarsın. Şampiyon yaparız takımı. Sonra zaten sen yine lig oyuncususun dedim. Çok iyi oyuncular alıyoruz dedi. Alpay da geliyor, ben de geliyorum. Böyle bir kafam karıştı. Gittim eve, hanıma sordum. Ne yapalım, ne ediyorum? Hanım dedim sen bilirsin, bilmiyorum ne yapalım. Aradı bir daha dedi böyle böyle para, çok büyük para söyledi. Böyle deyince bir beynim döndü. zaten Galatasaray'da oynadım, hiçbir şey almadım. Tabii. Para pul. Kocaeli'ye geldim, orada biraz aldım. Orada iyi para aldım. Bir de böyle bir şey olunca tamam dedim gideyim. Kocaeli'ne işte o zamanın parasıyla 1 milyon mark ödedi Jetba. Ben de ona yakın bir para aldım. İşte iki çanta, bir o çantayı arkasına koyduk arabanın. Bir ben gittik Kocaeli'ne. Verdik onların şeyini. Ben kendi paramı aldım. Sonra kampa geçtim. Bir baktım Sergen abi yok. Dedi Sergen gitti dediler. Fener. Abi nereye gidiyorsun ya? Ben aradım abi neredesin oğlum, ben Fener'e gittim dedi. Siz kampa geçin. Abi nasıl Fener'e gittin? Bana gel dedim, sen Fener'e gittin. Düşün yani. Sonra Alpay gitti. Bir ben kaldım tabii orada. Tek mi kaldın? Yani o gruptan Oktay da geldi. O da devre arası gitti. Ama o sene takımımız çok iyi, biz şampiyon yaptık. Ha yaptınız. Şampiyon oldu, lige çıktık. Orada çok iyi para kazandım. Yani Sergen abi deyince para aklıma geliyor. Sonra bir sene oynadım. Ha bir sene oynadım. Oradan tabii orası bir sene sonra çıkardık ama ben oradan Adana'ya geçtim. Adana'ya geçtim. O zaman da iyi para vardı. Ya ben para vardı, nerede oraya sen gidiyordum. Sen Adana'da şey Löv'le mi çalıştın? Löv'le çalıştım. Löv'le çalıştım. Löv babamdı benim. Löv, Osijek. Almanlarla benim aram çok iyiydi. Büyük hocaydı değil mi? Büyük hocaydı. O da bizim takım küme düştü. Adam burada bile kariyeri neredeyse bitiyordu yani. Sonra buradan herif gitti. Allah'tan da adam hayatı kurtuldu. Tabii tabii kendine yani. Geldi. Valla. Burada küme düştü. İlk defa Adana'ya küme düştü. Löv beni o zaman Fenerbahçe'de istemişti. Ha Fenerbahçe'de istemişti. Ama Adana'da karşılaştık adamla, düşünsene. Okan Buruk. Okan olayı. Okan'la çok maceramız var. Yani Galatasaray'da da var. Milli takımlarda defalarca oynadık. Ama bir gün Galatasaray'daki anımı anlatayım. Antrenmanda işte bizim oynamadığımız yani Okan'ı kesiyor, oynatıyor. Ben oynamıyorum Fatih Hoca geldiğinde. Çift kalede işte alıyor Okan. 1-2 geçiyor. 3-3 kimseye vermiyor. Onu alıyor geçiyor, vermiyor. Geçiyor. Yani gıcıklığına yapıyor biraz da. Kendini de gösteriyor. Okan öyle sinirlendiği zaman o işleri yapardı. Bir daha alıyor geçiyor. En sonunda Fatih Hoca durdurdu. Bir çağlı dedi. Durun. Hepimiz durduk. Abi ne oluyor falan. Malzemeci Veli ile Hasan abi de, Veli Aslan topları getirin oğlum dedi. Biz de şaşırdık, antrenmanı geldi kesti. Bütün topları dedi, hepsini dedi oraya dökün dedi. Dökün 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 dedi. Okan dedi. Biz de oğlum git dedi, o topların hepsini oyna dedi orada. Al topları bak al dedi, 30 tane top var. Orada 25 olsa onların hepsini oyna oğlum dedi. Hadi sen oraya git. Okan da böyle surat bir düştü, böyle hop çekti gitti. Sonra Okan az topla oynamaya başladı mı ondan sonra? Okan oldu abi işte zaten. Okan oldu. Ondan sonra vay. Inter'e gitti. Düşün Kocaeli'ne gidecekti Okan. Tabii. Dönüm noktası yani gitme durumu vardı. Mert'i Kocaeli'ne yolladılar. Okan da geliyordu. Holger Osijek Okan'ı istemedi. Kısa boylu dedi. Şu ha, dedi bu Osijek, dedi. Osijek Okan'ı istese Okan gidiyordu. Tabii öyle bir durum. O an transferde. Osijek almadı. Tabii. Büyük hata yaptı Osijek. Kısa boylu falan dedi. Şu dedi bu dedi. Okan'ın orada hayatı döndü. Orada kalınca Okan. Bir forma şansı geldi. Ondan sonra. Yani futbol aslında çok ilginç bir oyun. Yani bazen. Galatasaray göndermek istiyor. Kocaeli Spor almak istiyor ama Osijek istemediği için gidemiyor. Yani. Burada. Düşünsü kararsız kaldı. O ara vazgeçtiler tekrar. O ara Okan bir forma şansı buldu Fatih Hoca'yla. Onun da hayatı orada döndü. Yani bizimki terse gitti. Evet. Onlarınki düze gitti. Nasıl? Tarık Taşkın. Abi Tarık çok yetenekli oyuncuydu ya. Tarık yetenekliydi ama yani futbol dışı her şeyi düşünüyordu. Bir futbol hariç. Yani antrenmanda maçta aklına geliyordu futbol. Tarık'la Kocaeli'de beraberdik. Fenerbahçe'den ayrıldı. Kimle takas olmuştu? Biriyle takas oldu bizden. Bülent abiyle beraber gelmişler. Saffet Sancak'la Fener'e gitti. Yok. Evet. Olabilir. Yoksa Faruk abi de olabilir. Faruk. Biriyle takas oldu. Saffet Sancaklı ile Faruk geldi. Tarık'la Sabinili'ye geldi. Moşe gitti. Tarık'la Sabinili'ye geldi. Evet, bize. Doğru. Adrenalin'in kardeşi geldi. Tabii Osijek Almanlar biliyorsun sabahın onuna antrenman koyuyordu. Yani Holger Osijek için en önemli şey onu bir geçe antrenmana yer almazdı. Öyle bir adamdı. Bana derdi ki nerede yaşarsanız yaşayın. Nerede kalırsanız kalın. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz?
Kocaeli'de oynuyoruz ya. Ben dedi onda antrenmanda isterim. Bana şurada kalın, burada kalın demem. Özel hayatınıza karışma. Ben antrenmanda isterim çünkü antrenmanlar çok ağırdı. Evet. Tabii şeyde Tarık da şeyde oturuyordu. Ataşehir'de oturuyordu. Biz de hep, ben de Erenköy'de oturuyordum. E tabii bir gün Tarık antrenmanı geç kalıyor. Bir gün değil bayağı kalıyordu da yani ondan sonra birkaç defa kaldı. Herkes arıyoruz Tarık nerede, telefon açıyoruz çıkmıyor, yine uyuyakalmış oğlum. Hep öyle şey. Hep son anda kurtarıyordu yani. Bir baktık Tarık yok abi. En sonunda 10 oldu, 10'u 1 geçe oldu. Çünkü ona gelmediği zaman 10'u 1 geçe gittin abi. Kadroya girme şansın yok. En az 2 ay, 3 ay. Hiç belli olmaz yani. Arıyoruz yok, o yok, bu yok. Tarık bir geldi abi testlere. Antrenmanı koşa koşa arabayı oraya bir çekti. Arabayı bir gördü. Ne oldu filan? Dedi ya ben dedi uyku sersemi kalktım dedim işte. Bastım geldim dedi. Gişelerde de o şeyleri var ya kapanma şeyini görmemiş. Açılıp kapanmış. Ya, araba normal araba açık, üstü açık araba olarak geldi. Kabriyo yapmış arabayı. Kabriyo yapmış, arabanın üstü yok, arabanın üstü yok. Ya inanılmaz. Ossek bile güldü herif ya. Düşün, Alman bile güldü dedi, arabanın üstü gitti dedi. Tabii orada o Tarık'a ama nereden baksan 1-1,5'a mal oldu. Öyle mi? Ahmet Dursun'a 1 yıla mal oldu. Tarık'a 1,5-2 ay. Çünkü transfer gelmişti Tarık. Onu böyle 1,5 ay kesti. Ama ona da çok büyük ceza oldu. Vay vay, enteresan. Kaptan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel röportaj oldu. Harika. Ağzına sağlık. Değdi değil mi? Değdi. Enerjimiz yüksekti. Geç yapmamıza değdi. Enerjimiz yüksekti. Çok teşekkür ediyorum. Hayatına sağlık. Ekip de çok iyi. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Evren Turan'la yaptığımız röportajın sonuna geldik. Efsaneler ve hikayeler gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla devam edecek. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.